Sayın Belediye Başkanım ve saygıdeğer Eskişehir Spor Kongre üyeleri, Eskişehir Spor Kulübümüzün Olağan Maliye Genel Kurulu'na hoş geldiniz. İlk önce divan kurulumuzu oluşturmak için aday listelerimiz varsa aday listelerimizi bekliyorum ben kürsüye. İlk aday listemiz elimize ulaştı. Başka bir aday listesi var mı? Onu bekliyorum. Yok, devam. Başka bir aday listesi yoksa Özgür Yıldırım, Refik Geç geldi ve Ercan Gül ve arkadaşlarının vermiş olduğu Bilge Kozbotur, Orhan Kesikoğlu, Oytun Süldü ve Murat Çelen'den oluşan aday divan kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Divan kurulumuzu görevlerini icra etmek için sahneye davet ediyorum. Taraf uzakmış. Sevgili Eskişehir Sporlar, Olağan Genel Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eskişehir Spor'da başarılar diliyorum. Bir söyleyeceğim şeyler var ama onu en son söyleyeyim. Onun için öncelikle saygı duruşumu rica ediyorum. Başlamış Atatürk Kongresi'de silah arkadaşları, şehitlerimiz, sağlık çalışanları ve kulübümüze göre yapmış eski yönetici, eski futbolcu, eski teknik direktör anısına bir dakikalık saygı duruşumu rica ediyorum. Şimdi mali ve idari raporların okunması için
görevli arkadaşı rica ediyorum. Sayın Divan, Sayın Özgür'üm, Sayın Belediye Başkanımız ve Eskişehir Spor gönül vermiş değerli genel kurulu üyeleri. Eskişehir Spor Kulübümüzün Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Kulübümüzün mali durumunu detaylı bir şekildeki elimizdeki kitapçıklarda mevcuttur. Ben de sizlerle kulübümüzün mali durumunu kısa özet olarak aktaracağım. Dönem varlıklar 5.032.694 lira 80 kuruş. Hazır değerler 71.023 lira 34 kuruş. Kasa 329 TL. Bankalar 70.694 lira 34 kuruş. Ticari alacaklar 4.876.671 lira 46 kuruş. Alıcılar 4.839.130 lira 62 kuruş. Verilen depozito ve teminatlar 37.540 lira 84 kuruş. Diğer alacaklar 85.000 lira. Üyelerden alacaklar 85.000 lira. Duran varlıklar 18.289.447 lira 80 kuruş. Maddi duran varlıklar 6.845.129 lira 08 kuruş. Yeraltı ve yerüstü düzenler 1.355.355 lira 45 kuruş. Binalar 1.581.531 lira 88 kuruş. Tesis makine ve cihazlar 1.679.078 lira 65 kuruş. Taşıtlar 1.090.499 lira 52 kuruş. Demirbaşlar 1.138.663 lira 58 kuruş. Maddi olmayan duran varlıklar 11.444.318 lira 72 kuruş. Haklar 12.750.000 lira. Maddi olmayan duran haklar 209.821 lira 12 kuruş. Birikmiş amortismanlar 1.515.502 lira 40 kuruş. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 234.923.904 lira 81 kuruş. Mali borçlar 23.266.522 lira 26 kuruş. Banka kredileri 10.257.317 lira 89 kuruş. Diğer mali borçlar 13.009.204 lira 37 kuruş. Ticari borçlar 57.661.870 lira 69 kuruş. Satıcılar 30.296.173 lira 88 kuruş. Borç senetleri 27.365.696 lira 81 kuruş. Diğer borçlar 123.648.950 lira 70 kuruş. Yönetim kurulu üyelerine borçlar 17.295.718 lira 53 kuruş. Personele borçlar 106.356.232 lira 17 kuruş. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 561 lira 16 kuruş. Ödenecek vergi ve fonlar 20.006 lira 47 kuruş. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 9.553.014 lira 69 kuruş. Öz kaynaklar 211.601.762 lira 21 kuruş. Geçmiş yıl zararları 211.775.664 lira 63 kuruş. Geçmiş yıl gider fazlaları 211.775.664 lira 63 kuruş. Dönem net karı 173.902 lira 42 kuruş. Dönem gelir fazlası 173.902 lira 42 kuruş. Brüt satışlar 13.861.018 lira 60 kuruş. Yurt içi satışlar 13.861.018 lira 66 kuruş. Net satışlar 13.861.018 lira 66 kuruş. Dönem net karı veya zararı 13.861.018 lira 66 kuruş. Faaliyet giderleri 13.687.116 lira 24 kuruş. Genel yönetim giderleri 13.687.166 lira 24 kuruş.
Faaliyet karı ve zararı 173.902 lira 42 kuruş. Dönem karı ve zararı 173.902 lira 42 kuruş. Dönem karı ve zararı 173.902 lira 42 kuruş. Şimdi Mali Genel Kurulumuzun prosedür olan kısmını sizlerle paylaştım. Şimdi sizin izninizle son dönemde gündemde olan birkaç konuya değinmek istiyorum. Eskişehir Spor Kulübü'nün geçmişte kullanmış olduğu 3 farklı muhasebe sistemi vardı. Bunlar geçmiş başkan ve yönetimler zamanında kullanılmış fakat her programı kullanılmaya başlanırken bir önceki yılın devri alınmadan sıfırdan yeni bir program başlanmış. Bundan kaynaklı olarak muhasebe ile ilgili bilgi alınmak imkansız hale gelmişti. 2016 yılından bu yana kadar olan süreçte TFF mahsup tabloları, Spor Toto mahsup tablosu, icra listeleri hepsi ve cari listeler kıyaslanarak tek bir programda sağlıklı bir bilgi şu an itibariyle oluşturulmuştur. Eskişehir Spor Kulübü'nün alacaklı olan bir kişi veya firma alacalan tahsili için icraya gidebilir. Eskişehir Spor Kulübü'nün gelirleri olduğu yerlere sıraya girebilir. Bununla ilgili bir kişi veya firma aynı borç için icra dairesi veya Spor Toto mahsup tablosunda karşımıza çıkar. Aslında bu kişi veya firma 3 farklı borç gibi gözükmesine rağmen aslında incelendiği zaman tek bir borçtur. TFF Spor Toto mahsup tablosunda olan kişi ve futbolcular avukatı veya kendisi aracılığıyla TFF veya Spor Toto teşkilatına başvuru yapmadığı sürece bu dosyalara muhasebe vergi usul kanununca hak edilmemiş alacak olarak faiz işletilmesi muhasebe kanununca imkansızdır. Sizlere dağıttığım kitapçıkta futbolcuların bazılarının bu faizleri işlettiklerini, euro veya dolar üzerinden başvuran futbolcular ise kur değerlendirmelerinin yapıldığı hakkında sizlere bilgi veririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, okuna mali raporu onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Ve bu şekilde hesaplarda ibra etmiş oluyoruz. Oy çokluğuyla. Şimdi denetim kurulu raporu okumak üzere arkadaş çağırıyor. Sağlamıyor mu? Sayın Belediye Başkanım, Sayın Divan, Eskişehir Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu, çok büyük Eskişehir Spor Camiası ve Sayın Basın. Denetim Kurulu raporunu sunmak üzere huzurlarınızdayım. Denetim Kurulu raporunu sunmak üzere aslında bizim mali müşavirimiz, yeminli mali müşavirimiz Süleyman Orkun Bey gelecekti. Fakat kendisi hem 65 yaş üzeri olduğu için hem de bir rahatsızlığından dolayı seyahat engeli olduğu için gelemedi. Gerekli incelemeleri yapmıştır mali müşavirimiz. Denetim Kurulu raporunu sunmak üzere ben huzurlarınızdayım. Denetim Kurulu raporu. Eskişehir Spor Yönetim Kurulu 08.09.2020 tarihinde olağan mali genel kurul toplanmasını kararını almıştır. Tüzüğümüzün 109. maddesine göre mali olağan genel kurulunun her yıl yapılması gerekmektedir. Ayrıca tüzüğümüzün 59. maddesine göre kulübümüzün bütçesi 24.11.2019 08.09.2020 tarihlerini kapsayacak şekilde bir yıllık yapılmaktadır. Eskişehir Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulumuzun yapmış olduğu incelemelerde 2019-2020 yılı yasal değerlendirmeler Eskişehir İl Dernekler Müdürlüğü'nün tasdikini yapılmış olduğu dernek gelirlerinin derneklerin alındığı makbuzu ve bankalar aracılığıyla toplandığı yönetim kurulunun mali hesapları, gelir gider tabloları, muhasebe kayıt ve belgeleri dernekler kanununa göre uygun tutulmuş olup defter kayıt ve belgeleri uygun olduğu denetim kurulumuz tarafından tespit edilmiştir. 24.11.2019 08.09.2020 dönemine ait gelir, kar, zarar, gider tablosu 08.09.2020 tarihli bilançonun kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesinin genel kurul
tek takdiri ve tesebbüne arz ederiz. Denetim Kurulu adına Sayın Süleyman Orkun, üye Okan Mısırlıoğlu, üye Bülent Kamber. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli üyelerimiz, denetim kurulu raporunun görüşmesini ve ibrasını oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir. 2020-2021 seçim görüşmesi ve müzakeresi ve kabulü için görev arkadaşı rica ediyorum. ...2020-2021 sezonu tahmini bütçesi. Gelirler. Bilet satış geliri 4 milyon 250 bin lira. Reklam gelirleri 3,5 milyon lira. Sponsorluk gelirleri 2 milyon lira. İsim hakkı gelirleri 9,5 milyon lira. Bunlar Ulusal Futbol Kurumları isim hakkı gelirleri 2,5 milyon lira. Takım isim hakkı gelirleri 3 milyon 250 bin lira. Stat isim hakkı gelirleri 3 milyon 750 bin lira. Yayın hakkı gelirleri 3 milyon 150 bin lira. Katılım gelirleri 200, kiralama gelirleri 2 milyon lira, ürün satış gelirleri 600 bin lira, bağış ve yardımlar 8 milyon 130 bin lira, ulusal futbol kurumları bağış ve yardımları 2 milyon 80 bin lira, kamu kurum ve kuruluşları bağış ve yardımları 2 milyon 50 bin lira, yönetim kurulu üyeleri bağış ve yardımları 2 milyon 500 bin lira, gerçek ve tüzel kişiler bağış ve yardımları 1,5 milyon lira. Üyelik giriş yıllık aidat gelirleri 650 bin lira. Diğer faaliyetlerden elde edecek gelirler 550 bin lira. Gelirler toplamı 34 milyon 530 bin lira. Giderler. Personel giderleri 12 milyon. Bunlar teknik direktör ve teknik direktör yardımcıları 1 milyon 100 bin lira. Antrenörler 900 bin lira. Futbolcular 9 milyon lira. Tesis ve stat personeli 1 milyon lira. Vergi, SGK ve diğer yasal yükümlülükler 1 milyon 750 bin lira. Bunlar vergiler 850 bin lira, SGK 700 bin lira, diğer yasal yükümlülükler 200 bin lira. Futbolcu transfer ve kiralama giderleri 500 bin lira. Müsabaka giderleri 950 bin lira. Kamp giderleri 400 bin lira. Altyapı giderleri 500 bin lira. Elektrik, su, doğalgaz giderleri 750 bin lira. Finansman, kambiyo giderleri 3 milyon lira. Duran varlık giderleri 100 bin lira. Diğer tesis ve stat giderleri 850 bin lira. Borç ödemeleri 13 milyon 730 bin lira. Giderler toplamı 34 milyon 530 bin lira. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2020-2021 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Genel kurulumuzun bu kısmını bitirdik, teknik kısmını. Şimdi dilek ve temenniler bölümüne geliyorum. Söz almak isteyen arkadaş var mı? O zaman sevgili başkanımı davet ediyorum. Birazcık kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın Divan, Sayın Başkanım, sevgili arkadaşlar, zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı, işte tablolar ortada, borç durumu belli ve 2020-2021 tahmini bütçesini de oyladık. Bu şartlar altında mucizeler yaratmamız lazım. Bu mucizelerin yaratılabilmesi için de yönetim kurulumuza hepimizin destek olması lazım. Eskişehir'de herkes Eskişehir Spor'u seviyorsa herkes bu işin içine elini taşın altına sokması lazım. Mümkün mü? Şimdiye kadar mümkün olmadı. Umarım bundan sonra mümkün olur. Sayın Yönetim Kurulumuz olağanüstü bir çaba harcıyor. Buna katkı sunmaya herkesi davet ediyor. Yönetim kurulumuz da hiç kimseyi dışlamadan herkesten yararlanabileceği oranda yararlanmalıdır. El öpmekle dudak aşınmaz. Gidelim.
Kimin eli öpülecekse öpelim. Bu enkazı kaldıralım. Gerçekten bunu sağlarsak başarı Eskişehir için özlenen bir şey. Umarım, dilerim bu yakalanır. Ama çıkmadık canda umut vardır. Moralimizi bozmayalım. Direnirsek belli sonuçları elde etme şansımız olur. Vazgeçersek zaten o iş bitmiştir. Ben Eskişehir Spor'un vazgeçmeyenlerle beraber ayağa kalkacağını düşünüyorum. Sizlere kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Yapabileceğim bir şey varsa ben her zaman olduğu gibi yine destek olmaya çalışırım. Gerçekten Eskişehir Spor'un buralardan layık olduğu yere, Süper Lig'e çıkması en büyük arzumdur, en büyük dileğimdir. Allah sizlere kolaylık versin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi de kulübümüzün başkanı Sayın Mustafa Akgören'i rica ediyorum. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Divan, değerli Odunpazarı Belediye Başkanım, kıymetli Hazirun, yönetim kurulu arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri ve Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli personeli, hepinize şahsım, yönetim kurulu arkadaşlarım ve temsil etmiş olduğum camiamız adına en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah Allah bizlere bu salona sığmadığımız, stadyumlara ancak sığabileceğimiz kadar yoğun geçebilecek, şehrimizin bütün mülki amirlerinin, seçilmişlerin, atanmışların, bütün STK'ların, bütün odaların, bütün şehirdeki ön plana çıkabilecek kişilerin veya kurumların her türlü temsilcilerinin, liderlerinin de katılabileceği ve oturacak koltukları bulmakta birbirlere yarışacakları günleri de bizlere nasip ederler inşallah diye temenni ediyorum. Mali Genel Kurulu az evvel arkadaşlarımız okudu, anlattı. Sizler de teveccüh gösterdiniz, kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum tekrar. Anlatılacak çok şey var. Çok şey var. Saatlerce konuşabilirim, saatlerce anlatabilirim. Nereden geldiğimizi ve bu 10 aylık süre içerisinde neler yaptığımızı sizlere tane tane anlatırım. Hiç böyle yazıya falan da gerek yok. Hepsi hafızamda kayıtlı. Unuttuklarım olabilir ama unutmadıklarım saatler sürer. Ama bugün burası yeri mi bilmiyorum. Burası Mali Genel Kurul. Burada mali kulübün sorunları, kulübün problemleri, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapmak istediklerimizin yeri burası mı açıkçası tam bilmiyorum. Dilerseniz anlatabilirim kısmen. Başkanım, burası dert etmek için geldik. Vaktimiz var mı Sayın Divan Başkanı? Arkadaşlar da duysunlar dertlerimizi. Dertlerimiz aslında bütün şehir tarafından bilinen dertler, ortak dertler, yıllardan beri konuşulan dertler. Hatta bunlar yıllardan beri konuşulduğu için biraz da artık can sıkıcı boyutlara gelmiş. İnsanlar konuşmaktan veya konuşulmasından rahatsız olur pozisyona gelmiş. Hatta öyle bir hale gelmiş ki, madem yeri dediniz Sayın Divan Başkanım, ufak bir tespitimi yapayım. Pek çok tespitim var ama bu şehirde itimat edin bana, şu Eskişehir Spor artık bir kapansa da, şu Eskişehir Spor artık bir yok olsa da, biz de artık Eskişehir Spor gibi bir dertle uğraşmayalım. Eskişehir Spor'a çare üretmek için birileri bize gelip gitmesin. Taraftar, basın, camia, yazılı basından, görsel basından veya herhangi sokak ortasında dolaşırken bizlere baskı yapmasın
diye düşünen inanın çok ciddi bir kitle var. Ben bunu önceden de biliyordum. Önceden de görüyordum ama şu 10 aylık başkanlık sürecimiz boyunca ben buna çok şahit oldum arkadaşlar. Bu yaşıma kadar Allah'a çok şükür kimsenin kapısına şahsım veya ailem adına hak etmemiş olduğum bir parayı istemek için gitmedim. Hiç kimsenin elini eteğini öpmedim. Ama bu göreve geldikten sonra dolaşmadığım kapı kalmadı. Şahsım için istemediğim, kurum için, Eskişehirspor için istediğimden dolayı bunun rahatlığıyla taleplerimi dile getirdim. Ama birkaç yer haricinde bu talepler maalesef uygun görülmedi. Bu talepler yerine getirilmedi. Bunların bir sürü açılımı var. Bunların kimine göre haklı, kimine göre haksız gerekçeleri var. Yani öyle göreceli kavram ki bu işin doğrusu yok. Bu örneği pek çok yerde veriyorum. Bu futbol konusu hem sahanın içinde hem sahanın dışında yönetilirken de sohbet edilirken de doğrusu yok arkadaşlar. Yani bir matematikte nasıl 2 kere 2 4, 5 kere 5 25, bu bizim şehrimizde de aynı, ülkemizde de aynı, dünyanın neresine gidersen git, uzaya da gidersen aynı. Ama bu futbolun doğrusu yok. Maalesef. Herkesin bir farklı fikri var. Herkes kendine göre haklı. O yüzden çok fazla tartışmalara da girilemiyor. En asgari müşterekte orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım. 10 ay önce yine biliyorsunuz bu salonda, bu kürsüde bu görevi kabul ettik. Bu görev kabul edilirken ne şartlar altında bu kulübün yönetim kuruluna geldiğimizi aşağı yukarı bu salonda bulunan herkes biliyor. Çünkü yine mali kongreye gelenler yine aynı insanlar. %90'ını ismen tanıyorum. O %10'unu da simayen tanıyorum. Biliyorum. Yıllardan beri Eskişehirspor'un peşinde koşan, Eskişehirspor'un iyi gününde, kötü gününde, soğuğunda, sıcağında her türlü derdine göğüs geren, her türlü cefasını çekmeye yıllardan beri hazır olan ve çeken, 10 yaşımdan beri tribünlerde Eskişehirspor'un peşinde maçlara giden insanlar şu anda yine karşımda. Yani size söyleyecek bir şey yok zaten. Size anlatacak hiçbir şey yok. Siz zaten görevinizi, Eskişehirspor'a olan aşkınızı zaten yıllardan beri yerine getirdiğinize ben şahsen şahidim zaten. Ama biz bu işi nasıl yapacağız, nasıl toparlayacağız? O aşamada bazen çok enerjimiz düşüyor, bazen çok gardımız düşüyor, bazen ne yapacağımızı şaşırıyoruz açıkçası. Bu 10 aylık süre içerisinde tabii bu şehirde destek gördüğümüz birçok makam da var, birçok insan var. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Bunları her fırsatta, her platformda yerine dile getiriyorum zaten. Hepsinden Allah 1000 kere razı olsun. Hepsinin 1 lirası 1000 lira olsun inşallah. Ama bu şehirde Eskişehirspor'un dertlerini çözebilecek kadar rakamı bir araya getirebileceğimiz insanları bir türlü bir araya getiremiyoruz. Kurumları bir türlü bir araya getiremiyoruz. Kişileri bir araya getiremiyoruz maalesef. Bunun da bir sürü sebepleri var. Siyasi sebepler var, sosyal sebepler var, ekonomik sebepler var. Var oğlu var. Sayılabilir, bir sürü sebep sayılabilir. Şunu da gördüm, şuna da şahit oldum. Biliyordum zaten. Yani siz de biliyorsunuz, ben 10 ay önce bu camiaya girmedim. Ben 40 yıldır bu camianın içerisindeyim. Çünkü taraftar olarak tribünlerden buralara gelince her şeye vakıfsınız. Ben her şeye, yani her şey olmasa da birçok şeye vakıf olduğuma inanıyorum. Bu süreç zarfında
Aslında herkes bu şehirde Eskişehir Spor'a bir şekilde yardım etmiş. Az etmiş, çok etmiş. Doğru etmiş, yanlış etmiş. Bunlar tartışılır ama yardımlar yapılmış. Kurumlar da yapmış, kuruluşlar da yapmış, insanlar da yapmış, STK'lar da yapmış. Ama bu yapılan yardımlardan sonra kulübün borçları hala bitmeyip, bırakın bitmeyi, daha üzerine eklenmesi, bunların da yıllardan beri dillendirilmesi, artarak sürmesi, insanlarda bir bıkkınlık, bir yılgınlık, bir yorgunluk yaratmış. Şimdi o insanlara bazen çok kızıyorum ama bazen de hak veriyorum. Yani onlar da haklı. Yani bitmeyen bir sarmal var. Bitmeyen bir borç yumağı var. Bitmeyen sorunlar silsilesi var. Birini çözüyoruz, öbürü geliyor. Öbürünü çözüyoruz, öbürü geliyor. 10 aylık icraatımızı anlatırsam hakikaten burada bilmediğiniz şeyler olduğunu idrak edersiniz. Biz birçok şeyi paylaşmıyoruz, birçok şeyi yansıtmıyoruz. Ama hakikaten çok zor süreçlerden geçiyoruz. Şu anda son 2 aydan beri, takım toplandığından beri, 2 ay olmadı, 1,5 aydan beri sadece tesislerimizin, bakın, sadece tesislerimizin yeme içme gideri günlük 5.000 lira arkadaşlar. Bakın bugün 5.000 lirayı veriyorsun, yarın bir daha istiyorlar 5.000 lira. Öbür gün bir daha. 1,5 aydan beri böyle. Futbolcu alacakları, futbolcu borçları, icralar, elektrik, su, doğalgaz, telefon. Bunları saymıyorum. Yani o kadar çok kalem var ki, benzin, sahanın bakımı, tesislerin bakımı, deplasman gidişleri. Bu süreci saymıyorum. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bazen hak edilmediğimiz derecede eleştirildiğimizi duyuyorum. Ben şahsen kendim bir şey görmüyorum. Yüzüme kimsenin böyle bir eleştiri bugüne kadar yapmadı. Sosyal medyayı da takip etmediğim için çok fazla. Ben çok görmüyorum ama sağ olsun bizim genç kardeşlerimiz var yanımızda, bizimle beraber mücadele eden, bize yoldaşlık eden genç kardeşlerimiz. Onlar bilgi veriyorlar. Hatta bazen onlara da sosyal medyayı da yasaklıyorum bazen. Diyorum ki bunlar konuşulmayacak, bunlar yazılmayacak. Ortak grubumuzda bunlardan bahsedilmeyecek. Çünkü bunlar bizim enerjimizi alıyor. Bunlar bizim tadımızı kaçırıyor. Burada ben ve arkadaşlarım, yukarıda Allah şahit. Sizi bilmem, siz de şahit olur musunuz ama sıfır menfaat karşılığında bir hizmet veriyoruz. Sıfır menfaat. Bununla ilgili şüphesi olan kim varsa, ben buradan muhasebecimize talimat veriyorum huzurlarınızda. Kim varsa gelecek kulübümüzde muhasebemize, masasına oturacak, istediği her türlü rakama, istediği her türlü faturaya, istediği her türlü harcama kalemine ve bulmuş olduğumuz yardımlara, kendi aramızda toplamış olduğumuz paralara, nasıl harcandığına, nasıl bunların kulüp menfaatine kullanıldığına, isteyen herkes istediği dakikada gidip kulüpten buna ulaşabilir. Yaşı, kişisi, kurumu önemli değil. İstediği zaman gidebilir. Ben buradan, muhasebecimiz burada talimatı veriyorum. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Şeffaflık yönünde elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Dağıtmış olduğumuz yönetim kurulu mali tablosunu beğendiniz mi bilmiyorum. Bu geçmişte bir kere daha yapıldığını hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam bizden önceki yönetici arkadaşlarımızdan bu şekilde detaylı yapıldığını. Biz de aynısı, o zaman ben çok beğenmiştim, çok da tebrik etmiştim yapan arkadaşları. Bu şekilde olması gerektiğini düşünüyordum ve bizim de böyle yapmamız gerektiğini düşünerek yönetim kurulu olarak muhasebemize talimatı verdik. Allah razı olsun, çocuklar gece gündüz, özellikle Gökay kardeşim gece gündüz çalıştı. Bizlere ve sizlere en ufak detaya kadar bir mali tabloyu sunmaya çalıştık. Eksiklerimiz var mı bilmiyorum. Varsa uyarın, bir dahaki sefer onları da düzeltelim.
Ama biz olmaması için azami gayret gösterdik. Buna inanın. Çünkü geçmişte biliyorsunuz sadece bir dosya kağıtlarıyla mali kongrelerin yapıldığı, sadece toplu rakamların okunarak ibra edildiği kongrelerde ben de hatırlıyorum. Eminim ki siz de hatırlıyorsunuz. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz ve böyle olmaması gerektiğini hareket ediyoruz. Sorun çok. Tabloyu az evvel okuduk. Hepinizin elinde de kitapçıklar da var sanırım. Aşağı yukarı 235 milyon lira civarında bir kulübümüzün borcu gözüküyor. Bu rakam her gün değişiyor arkadaşlar. Her gün artabiliyor, bazı günler azalabiliyor. Borçlarımızın aşağı yukarı 1/4 civarı döviz borcu. Döviz kurlarının artışı borcumuzun 1/4 ciddi şekilde etkiliyor. Örneğin şöyle misal vereyim. Biz 10 ay önce burada görevi kabul ettiğimizde dolar kuru, dolar değil euro kuru, bizi çünkü ilgilendiren büyük kısım euro, euro kuru 6.1'di. Bugün 9 liraya yaklaştı. Yani 8.8'di yanlış hatırlamıyorsam öğlen saatlerinde. Yani bunu orana vurduğunuz zaman %45, %46, %47 civarında bir oran yapıyor. Döviz borcumuz 10 aylık süre içerisinde durduğu yerde %46-47 kendiliğinden arttı. Artı bunun yanında bir de bunlara faiz işliyor. Günlük faizler işliyor. Yani dolayısıyla bu borcu temelden çözmeden, bu borcun temelden çözecek parayı yakalamadan bitmesi hayal arkadaşlar. Biz bunu yapamayız. Şahsi bütçelerimizle yapamayız. Ancak şehir bir araya gelirse, ancak şehrin bir araya gelmesiyle bir araya gelemeyen sivil toplum kuruluşları bir araya gelirse, odalar bir araya gelirse, taraftar bir araya gelirse biz bu borcu %30 ile %50 arasında kapatabileceğimize inanıyorum. Çünkü birçok insanla veya birçok alacaklının temsilcisiyle görüşerek bu sonuca ulaştık. 100 liralık alacağı 30 lirayla 50 lira arasında ödemelerle kapatabileceğimize inanıyorum. Bazı dosyalarda bu %100'e de ulaşabiliyor tabii ki. Yani bunun bir net yüzdesini vermek mümkün değil. Kişiden kişiye değişebiliyor. Ama ortalaması %40 diyelim biz, ortalaması 30'da 50'nin arasını alalım. %40'a bu iş kapanabilir gibi görünüyor. Yani 230 milyon liralık borcun %40'ı da aşağı yukarı 100-110 milyon lira civarında bir para. Ve acil olan aslında, acil olan 230 milyon liranın tamamı da değil. Bizi ilgilendiren, bizi dertten derde sokan borcun rakamsal kısmı 130 milyon lira civarında arkadaşlar. Hem FIFA'da bekleyen dosyalar, hem TFF'de bekleyen dosyalar. Yani futbolcu, teknik kadro ve onların yanındaki diğer personelleri. Yani bunları toplu olarak futbolcu, futbol ailesi denilen kısma olan borcumuz 130 milyon lira. Yani biz bu 130 milyon liralık borcu aşağı yukarı 40 milyon lirayla 60 milyon lira arasındaki bir paraya kapatarak dertlerimizin %70, %80'lik kısmından kurtulabiliriz. Ondan sonraki kısım devlete olan vergi dairesi, SGK borçları. Bunlarda çok acelemiz yok. Devletimiz Allah razı olsun bizleri rahatsız etmiyor şu an itibariyle. Onların içerisinde eski yöneticileri olan borçlar var. Onlarda herhangi bir rahatsızlık söz konusu değil. Yani bizi rahatsız eden kısım futbol ailesi kısmı. Futbol ailesinin kısmı da 50-60 milyon liraya kapanabilecek paralar. Eskişehir ekonomisine bakıyorsun. Eskişehir'in şehir duruşuna, şehir milliyetçiliğine, şehir birlikteliğine bakıyorsun. Şahıs olarak büyük para, şehir için vallahi billahi para değil aslında. Yani Eskişehir silkelense, hayal ettiğimiz
birliktelik bir sağlansa bu para, inanın bana belki 3-5 saatte bulunacak para. Yani Eskişehir'in bu kadar dertlendiren bir konu. Şimdi çıkın ankete, biz belki burada 100 kişiyiz ama çıkın şehrin içine bir anket yapalım. 100 bin kişiye sorsalar Eskişehir'in en büyük sorunu vallahi de billahi de Eskişehir Spor arkadaşlar. Eskişehir Spor kazanırsa şehir pazartesi günü böyle bir farklı hal alıyor. Kaybederse farklı bir hal alıyor. Alın işte daha yeni cumartesi günü sezonun ilk başını oynadık. Şehir sanki şehirden toplu cenaze çıkmış gibi. Teknik konulara girmeyeyim. O da istiyorsanız girebilirim. O da uzun bir konu. Anlatabilirim aslında. Ama yani anlatmak istediğim aslında benim. Eskişehir, şehir olarak bu borcun üstesinden gelebilecek güce, kuvvete, kudrete, dirayete bence sahip. Benim yaşadığım şehir, benim sokaklarında büyüdüğüm şehir, benim tanıdığım şehir, benim tanıdığım şehrin insanları bu borcu el birliğiyle, imece usulüyle halledebileceğine ben bütün kalbimle inanıyorum. Biz yönetim kurulu arkadaşlarımız olarak o gün gelene kadar bu kulübü yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze kattık. Tesisleri, takımımızı, kulübümüzü yaşanılabilir bir hale, hiç kimsenin görüp de kulübümüzü aşağılayacak bir seviyeden çıkarttık ve dışarıdan gelenlerin tamamının ya biz Eskişehir Spor'u dışarıdan duyuyoruz. Siz batmak üzeresiniz, perişan haldesiniz. Buraya geldik, hiç böyle bir tablo yok. Dedirtecek hale getirdik arkadaşlar. Bir gün lütfen gelin misafirimiz olun. Gelin bir tesisleri bir gezin. Tesislerde işleyişe bir bakın. Günde şu anda 4 öğün yemek çıkıyor arkadaşlar tesislerimizde. 4 öğün, bakın 3 değil, 4 öğün yemek çıkıyor tesislerimizde. Futbolcularımıza onları üzmeyecek kadar paralar dağıtıyoruz. Personelimize göreve geldiğimiz 10 aylık süre içerisinde 9 aylık maaşları yatırıldı arkadaşlar. Şu anda 1 ay alacakları var. Yani geçmişte biliyorsunuz 10 ay, 15 ay, 20 ay alacaklı personellerden bahsediliyordu. Bunlar hakikaten kulübümüzü üzen, kulübümüze yakışmayan, kulübümüzün itibarını yerle bir eden pozisyonlardı. Geldiğimiz zaman karşılaştığımız kulüp tablosunu anlatmak istemiyorum. Geçmişte anlattık. Basın toplantılarında anlattık. Zaman zaman anlattık bunları. Her konuşmamda bunları anlatarak o günleri hatırlamak istemiyorum. Ha, o günkü insanları da karalamak da istemiyorum. Şartlar öyleymiş. Ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Ama biz o kötü tabloyu düzelttiğimize inanıyorum. İnşallah biz bu kulübü yaşatırken, biz bu kulübü ele güne muhtaç etmeden, ele güne rezil etmeden, kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla olabilecek kötü veya olan kötü olayları dışarıya fazla yansıtmadan, güzellikleri yansıtarak, kulübümüzün itibarını arttırarak, kulübümüzün dışarıdaki ve içerideki saygınlığını arttırarak, az evvel bahsetmiş olduğum şehir birlikteliğinin bir araya geleceği ve bu borçların tamamının bir kalemde ödenecek hale getirildiği günü biz sabırla bekliyoruz. Eğer camia da bize sabrederse, camia da bunu uygun görürse biz göreve devam ediyoruz. Ama camia derse ki siz miadınızı doldurdunuz, sizin yaptıklarınızda bu iş bu kadar oluyor, bundan fazlası olmuyor, hadi siz bir kenara çekilin gibi dilek, temenniler, istekler çoğalırsa
Biz zaten Eskişehirspor'un menfaatine olabilecek her türlü kararı 10 saniyede alırız arkadaşlar. 10 saniyede. Ve bunu da aldık. Ve bu kararı da aldık. Eskişehirspor'un menfaatine olduğunu düşündüğümüz bir teklife 15 saniye değil 10 saniye düşünmeden kabul ettik arkadaşlar. Ve bunun da şahidi önce Allah ve Odunpazarı Belediye Başkanımız. Bunun açılımını yapmak istemiyorum. Bunun ayrıntılarını anlatmak istemiyorum. Var, ayrıntıları var. Açılımı uzun. Ama bilin ki Eskişehirspor menfaatine olabilecek her şeye biz varız. Biz Eskişehirspor'un en zor gününde Eskişehirspor'a sahip çıkmayı göze almışız. Eskişehirspor'un menfaatine görevden çekilmek bizim için yapabileceklerimizin en basiti. Bu yüzden kimse endişelenmesin. Kimse bizim bu makama çöküp bu makama yapışıp bu koltukta kimseyi oturtmayız, bizden başkası olmaz gibi falan bir mantık taşıdığımızı düşünmez. Biz bu camiadaki yerimizi de biliriz. Eskişehirspor için yapılacak olan her türlü fedakarlıklarda yapmamız gerekeni de biliriz arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor'un menfaatleri bizde asıl olandır. Konu Eskişehirspor'sa gerisi teferruattır arkadaşlar. Bizler için. O yüzden son 15-20 günlük süre içerisinde şehirde asla astarı olmayan bir sürü dedikodular kulağımıza kadar geldi. Bunun açıklanacak yeri burası değil. Yen içeride kalsın. Buradan bütün Türkiye'ye kendimizi madar etmeye gerek yok. Merak eden, bu konuyla ilgili merakı olan kim varsa direkt bana gelebilir. Telefonum zaten Eskişehir'in neredeyse yarısında var. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Her türlü bilgiyi, her türlü doğru bilgiyi benden alabilirsiniz. Genel kurulumuzun, mali genel kurulumuzun Eskişehirspor'a hayırlı olmasını, uğurlu olmasını, Eskişehirspor'umuzun uzun yıllar isim değiştirmeden kendi orijinal logosuyla, kendi renkleriyle, 3 tane yıldızıyla 1965 ruhunun taşıdığı günlerden İnşallah sonsuzluğa kadar yaşamasını temenni ediyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Divan saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanım saygılarımı sunuyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım, açıklamalarınızı büyük bir zevkle dinledik. Her şey doğrusunu söylediniz. Eskişehir kamuoyu el ele vermezse sizin de söylediğiniz gibi yönetim kurulunun altından kalkacağı bir iş değil bu. Herkes el ele verecek. Ben Eskişehirsporluyum. Ben Eskişehirspor'u şöyle seviyorum, böyle seviyorum da bu işler olmuyor. Bakın şurada mali genel kurulu yapıyoruz. En son rakam 72 miydi? 72 kişiyle yaptık bunu. Halbuki burada 700-1 kişi olması lazım. Ama dışarıda herkes konuşuyor. O şunu yaptı, o bunu yaptı, o bilmem ne yaptı. Ya gel kardeşim burada konuş. İşte burası konuşmayı. Bak. Buyur başkanım. Yer miydi? Sayın başkanım ne güzel anlattı. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama sizin de gibiyiz bir yere kadar. Sizin arkanızdan büyük bir destek olmazsa nasıl yapacaksınız bu işi? Dönüyor, dolaşıyor, iş para. Başkanım teşekkür ediyorum ben arkadaşlar adına da kendi adıma da aydınlattınız bizi. Benim de bir serzenişim var benden rica ettikleri için.
bu pandemi hikayesinden 65 yaş üstü arkadaşlar evden çıkamadılar. Adaptlarında biraz geç yatırmışlar. Yani şimdi yapacak bir şey yok. Geldi geçti ama yani aklınızda bulunsun diye diyorum. Bir de ikinci benim şahsi ricam. Artık bu anonimlikler işi baygınlık verdi. Kardeşim kim dediyse çıksın ortaya. Bir komite kuralım. Yönetim kurulu kimleri çağırırsa çağırsın. İki tane, üç tane üniversite var. Bu işten ilgili kişiler var. Profesörü var, doktoru var, bu işin her şeyi var. Yeri mi var kulüpte ya? Efendim? Üniversitenin yeri mi var kulüpte? Nasıl yeri yok hocam? Yerde bir bilgisi yok. Bir fikir lazım. Fikir içinde yer gerekmez. Şafak Hoca defalarca gel. Bu nasıl geliyor? Erden abi, anlat. Hayır hocam. Fikir de fikir verecek. Fikir yerlikle ilgili değil mi? Fikir burada. Yani bu anonimlikle öldük bittik ya. Olacaksa olsun bakalım ne oluyor. Türkiye'nin 4 tane büyük kulübü milyar TL borçlu. Milyar anonimlikle. Anonimlikle bu iş kurtarıyorsa bunların borçları nereden çıktı? Bunu bir oturalım konuşalım. Kurulacaksa oturup kurarız. Başkan düşer başımıza. Çağırmışlar, gelin oturalım, konuşalım, kuralım. Tamam, anonimlikle kurmak zor bir iş değil ki. Ben bunu özellikle başkanım rica ediyorum. Tekrar söz alabilirim. Tabii, buyurun. Tekrar söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şirketleşme konusu, kuralım bir komite, sizin de çok doğru bir tespit. Ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız. Bunda sıkıntı yok. Erdin abinin dediği Anadolu Üniversitesi'nin veya üniversitelerin kulüpte yeri yok diye serzeniş yaptı. Böyle bir şey doğru değil Erdin abi. İstediğiniz zaman Eskişehir Spor Kulübü'ne gelebilir. İstediğiniz incelemeleri yapabilir, istediğiniz tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Biz her türlü öneriye açığız ve önümüzdeki günlerde sadece Anadolu Üniversitesi ile değil, Osman Gazi Üniversitesi ve Teknik Üniversite, şehrimizde bulunan 3 üniversite ile yapacağımız sözleşmeleri kamuoyunda göreceksiniz. Bunların her 3 üniversite ile de gerekli çalışmalar, gerekli protokoller hazırlandı, imza aşamasına geldi. Kısa zaman içerisinde herhalde bir hafta 10 gün falan sürer değil mi çocuklar? 10 gün, 2 hafta diyelim. 2 hafta diyelim. Yani 1-2 hafta içerisinde her 3 üniversiteyle de protokoller, çalışma şekilleri, sistemleri üzerinde anlaşmalar yapacağız. Yaptık, imza atacağız inşallah. Bu ayrı bir konu. Ben az evvel unuttuğum bir şey var. Unuttuğum bir konu var. Onun için tekrar çıktım. Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinin ülkemize vermiş olduğu zarar, insanlığa vermiş olduğu zarar ve bunun karşılığında da alınmış olan tedbirler var. Biliyorsunuz maçlarımız ilk önce %30 oynanacaktı. Sonra sıfıra çekildi. Geçen sezonun büyük kısmını oynayamadık veya seyircisiz oynadık bir kısmını. Dolayısıyla bizim gelirlerimizde inanılmaz bir düşüş var. Zaten gelir yok ortada. Zaten olmayan bir geliri biz yoktan var etmeye çalışıyoruz. Bizim bu gücü yapmada, bu gücü yaparken bulmuş olduğumuz en büyük destek, en büyük güç arkadaşlar, camiamızın ve şehrin bize vermiş olduğu manevi destek. Biz bu manevi destek sayesinde bu takımın peşinde koşuyoruz. Bu takımı yaşatmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada söylenen, yazılan, çizilen 50 tane, 100 tane, belki 300 tane negatif yoruma göre hayatımızı veya yönetimi şekillendirirsek biz burada 10 dakika durmayız. Eğer orada yazılanlar camianın ve şehrin gerçek görüşü, gerçek fikri olduğuna inandığımız gün bizi burada hiç kimse 10 dakika tutamaz arkadaşlar. Biz bu görevi bırakırız. Deriz ki bizim miadımız doldu. Bize müsaade deriz. Bunu diyebilecek yeterliliğe sahibiz, donanıma sahibiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz hala bu şehrin
aklı başında, sözü dinlenebilir kesiminin %90'ının bize manevi olarak destek olduğuna kalben inanıyoruz. Ve o sayede biz buradayız. Ve görevimize devam ediyoruz. Şimdi bizim bu pandemiden dolayı loca satamıyoruz. Kombine satamıyoruz. Dolayısıyla reklam da satamıyoruz. Federasyondan alınabilecek olan naklen yayın, toto, loto, iddia gibi desteklerin hepsi zaten bağlanmış durumda. Hepsi icralarda. Bize oradan da bir lira gelmiyor. Bir de buradan da gelmezse biz biteriz. Arkadaşlar, bununla ilgili çalışmalara tekrar başladık. Biz bir aşağı yukarı 15 gün yönetim kurulunda da ciddi bir motivasyon kaybı oldu. Çok ciddi bir motivasyon kaybına uğradık. Az evvel kısmen bahsetmiş olduğum bir takım farklı çalışmalardan dolayı biz de bir 15 gün açıkçası görevimizi tam olarak yerine getiremedik. Motivasyon kaybından, enerji kaybından dolayı. Şimdi tekrar işlere dört elle sarıldık. Tekrar şimdi stadyumumuza reklam toplamaya çalışıyoruz. Gelemeyecekleri halde loca satmaya çalışıyoruz. Ve sırada şimdi bizim en çok güvendiğimiz camiamız, şehrimize en çok güvendiğimiz, itimat ettiğimiz bir projemiz var arkadaşlar. Sıcak parayı kulübümüze getirebileceğine inandığımız bir proje. Vefakar taraftar kartı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu vefakar taraftar kartıyla ilgili çalışmalarımız bitmek üzere. Bunu geniş bir lansmanla anlatacağız. Geniş bir lansmanla camiamıza bahsedeceğiz. Bu vefakar taraftar kartının Eskişehir'de karşılığının olmasını istiyoruz. Yani bu kartı alan insanların kulübümüze vermiş olduğu desteğinin karşılığını almasını istiyoruz. Nasıl olacak bu? Mesela takip ettiniz mi bilmiyorum. Bundan yaklaşık 15 gün önce sağlık sponsorumuz Gürlife'la bir sözleşme, sezonluk anlaşmayı yaparken sağlık sponsorumuz Eskişehirspor taraftar kartı sahiplerine hastaneden %15 indirim yapacağını beyan etti. Ben de kendisinden bu rakamı, oranı biraz da arttırmasını rica ettim ve bu oran %20'ye çıktı. Doğru değil mi? %20 miydi, 25 miydi? 20 idi değil mi? 25 miydi en son? 20 veya 25, tam onu hatırlamıyorum ama herhalde 25. Ben 20 hatırlıyorum. Bu ve buna benzer firmaları çoğaltacağız arkadaşlar. Şehrimizde bakın, hedeflediğimiz iş alanlarını buraya not aldık. Restoranlara, lokantalara, benzin istasyonlarına, kafelere, zincir marketlere, mağazalara, oto sanayi sitesindeki iş yerlerine, özel hastanelere, kuyumculara, kırtasiye ve oyuncak satan mağazalara, spor salonlarına, çiçekçilere, beyaz eşyacılara, inşaat malzemesi satanlara, oto yıkamacılara, gözlükçülere, sağlık malzeme ürünleri satanlara, sigorta acentelerine, turizm acentalarına ve belki daha unuttuğumuz birçok alanlardaki şehrimizde ticaret yapan firmalara önümüzdeki haftadan itibaren dolaşmaya ve onlardan bu kampanyaya, bu kart kampanyasına katılmalarını rica edeceğiz. Tabii oranlar değişebilir. Kimisinde %20 olabilir, 25 olabilir. Bazı sektörlerde %3, %5 de olabilir. Cirosu yüksek, rakamı yüksek sektörlerde %1 dahi olsa bu ciddi bir karşılık oluşturur. Ve bu kartı alan arkadaşlarımız ortalama %10 ile 25 arasında birçok mağazadan, birçok iş yerinden, birçok dükkandan, birçok esnaftan, tüccardan indirim alabileceğini düşünüyoruz. Ve bu sayede bu karttan sadece taraftarlarımıza değil, kombine alan taraftarlarımıza değil, kombine almayıp da Eskişehirspor'u uzaktan seven,
Bugüne kadar Eskişehirspor'a çok fazla maddi destek vermeyen insanların da bu kart sahibi olmasını hedefliyoruz ve sayıyı, çıtayı bayağı bir yukarıya çekiyoruz. İlk etapta bu sayının, bu kartın 10 bin ile 50 bin arası, ilerleyen zamanlarda bu kampanyaya katılan firmaların artmasıyla bu kart sahiplerinin sayısının 100 binleri aşmasını temenni ediyoruz ve hedefliyoruz. Bu kart bedelinin kaç lira olması gerektiği konusuyla ilgili dün uzun uzun çalıştık. Epey bir kendi aramızda fikir tartışması, mukayesesi yaptık. Ve sonuçta 500 lira olmasına karar verdik. Yani bu kartı veren arkadaşları, alan arkadaşlarımızın 500 lira karşılığında hem Eskişehirspor'a ciddi bir yardım yapacağını, hem de yapmış olduğu bu yardımın karşılığını şehirde ticaret hayatında veya alışveriş şeklinde yaparken fazlasıyla karşılığını alabileceğini düşünüyoruz. Umarım haklı çıkarız ve bu sayıyı ilk hedeflediğimiz 50 bin, daha sonraki 100 binlerin üstlerine, hatta daha fazla rakamlara çıkartmayı inşallah başarırız. Tabii bunun için öncelikle ilk etapta Eskişehirspor taraftarının, camiasının ve belediye başkanlarımızın, valimizin, oda başkanlarının, tüm STK'ların bu işe bir omuz atmasını önemli rica ediyoruz ve onları da bu konuyla ilgili bilgilendirmek ve aydınlatmak için hem makamlarını ziyaret edeceğiz, hem de onların da bir arada, hepsinin bir arada olabileceğini umduğumuz bir toplantı, bir yemek düzenlemeyi planlıyoruz arkadaşlar. Herkesi bir masaya oturtursak, bu şehrin önemli isimlerini tek bir masada toplarsak, Eskişehirspor'un sorunlarının büyük bir kısmını çözebileceğimize ben bütün kalbimle inanıyorum. Zaten inanmasak burada olmamızın da bir anlamı yok. Havanda su dövmenin veyahut bir anlamı olmadığını ben de biliyorum. Ben hala Eskişehirspor'un kurtulacağını, hala Eskişehirspor'un ebediyen yaşayacak, kimseye bağımsızlık, kimseye bağlı olmadan kendi bağımsızlığını ilan ederek bu kulübün Eskişehir'e yük değil, Eskişehir'e çok ciddi ivme katan, sosyal hayatına, ticari hayatına ivme katan bir en önemli organ olacağına bütün kalbimle inanıyorum arkadaşlar. Az evvel bunu unuttum. Tekrar bunu hatırlatmak için kürsüye çıktım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Benim de diğer arkadaşlardan bir ricam var. Bakın başkan güzel bir proje hazırlamış. Arkadaşların aklına başka şeyler gelebilir. Yapılması mümkün olan şeyler vardır. Yani böyle bir önerisi olan, böyle bir şey olan, kulübün yeri belli, başkanın yeri belli. Herkes önerisini sunsun, el ele verelim, bu işe bir çare bulalım. Yoksa bu olmayacak bir iş değil. Geçen gün ben mesela bir tesadüfen denk geldi. Bursa Spor, Bursa Televizyonu çıktı. Bursa Sporlu spor hesabını tartışıyorlar. Biri 700 bin diyor borca, biri 800 bin diyor. Bizim borç onun yanında çocuk oyuncu. Biz kötülüğün iyisiyiz. Ha? 800 bin ne olacak şimdi? Var, vardır hocam şeyler şeyler. Ben söyleyince diyorlar ki efendim o 4 tane büyüğün geliri fazla bilmem neyi falan. O ayrı mesele. Bizim de kendimize gelirimiz. Ben bu sözlerle başka bir sözle isteyen varsa gene sözle verebilirim. Ama yok herhalde. Bu toplantımızı gelen, toplantımıza gelen bütün arkadaşlara tek teşekkür ediyorum. Sevgili yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizleri aydınlattıkları için. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum.